Merhaba sevgili izleyiciler. Sonbaharın en güzel ayı, Ekim'in ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyetin kokusu şimdiden geliyor. İlk haberim futbol. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, dünya devlerinden Manchester United'ı Old Trafford'da geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek büyük bir avantaj kazandı. Bu başarısının devamını diliyoruz. Marketing Türkiye'nin Golden Drum finalistleri açıklandı. Jüri bütün kazananları belirledi. 10 Ekim'de Mastercard sponsorluğunda ödüller sahiplerini bulacak. 6-10 Kasım Brentwick haftası. Bu haftada bir yenilik var. Influencer Academy burada 8 Kasım'da olacak. Yeni nesil içerik üreticiliği, influencerlar ve yeni medya uzmanları tarafından irdelenecek. Bugün Cumhuriyet havası demişken güzel bir yüzyıl filmiyle sizlerle birlikte olacağız. Konuklarım Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, Akbank Marka Yönetim Bölüm Başkanı Murat Büyükkucak ve TBWA İstanbul Kreatif Direktörü Ufuk Işık. Beril Hanım, sizle başlamak istiyorum. Hem 75. yıl hem 100. yıl hepsi bir arada ve bu çalışmalarla ilgili çok da güzel bir filme imza attınız. İsterseniz 100 yılla ilgili neler oldu? Bu arada da Akbank'ın devam eden reklam çalışmalarıyla bir özet yaparsanız seviniriz. Çok teşekkür ederim öncelikle programa davetiniz için. Cumhuriyet'in 100. yılı tabii ki çok çok özel bir yıl, 2023 yılı. Akbank için de çok özel bir yıl. Biz de 75. yılımızı kutluyoruz bu sene. Ve tabii bunun gururunu yaşıyoruz. Yani Cumhuriyet'in 100 yılının 75 yılına şahitlik etmek, 75 yıl buna emek vermek, Cumhuriyet değerlerini 75 yıl boyunca desteklemekten çok büyük gurur duyuyoruz. Bu tabii çok büyük bir güven meselesi. Yani Akbank'ta çalışanlar olarak biz Türkiye'nin güveniyle zaten buralara geldik. Türkiye'nin bize gösterdiği güven. Güveninizin eseri. Evet, aynen. Yıllarca zaten bu sloganla devam etti Akbank. Biz tabii şuna çok inanıyoruz. Yani finansal güç çok önemli, ekonomiye katkı çok önemli elbette. Ama tabii bunlar hani Cumhuriyet değerlerini düşündüğümüz zaman sosyal ve kültürel değerler olmazsa ilerleme zaten toplum olarak mümkün değil. Atatürk de zaten hep bu yönde bizleri yönlendirdi. Vizyoner kişiliği. Çok. Yani biz bütün kurumlar aslında yani sadece finansal güçle ayakta duramaz. Hiçbir kurum duramaz ve tabii ki Cumhuriyet de duramaz. Biz de Akbank olarak bu değerleri yaşatabilmek için çeşitli alanlara odaklanıyoruz. Ve bunu uzun zamandır yapıyoruz. Bunlardan 4 tane önemlisini sayabilirim. Sanat, gönüllülük, girişimcilik ve eğitim. Bu kanallara çok destek veriyoruz. Dediğim gibi bu yatırımların sürdürülebilir olması lazım ki gerçek değişim, dönüşüm ve gelişim olabilsin. Sanatla 50 yıldır zaten Akbank iç içe. Bunun 30 yılını Akbank sanatın da 30. yılını kutluyoruz. 33. Caz Festivali, 20. Kısa Film Festivali, böyle çok uzun soluklu projeler bunlar. Sanat tarafına çok önem veriyoruz. Eğitim alanına çok önem veriyoruz. 3 yıldır Akbank Gençlik Akademisi devam ediyor. Burada teknolojiden yeni nesil yetkinliklere kadar çok geniş çapta eğitimler veriyoruz.
ve 100 binin üzerinde öğrenciye de ulaşmış bulunuyoruz. Gönüllülük işleri zaten çok sevdiğimiz bir iş. Hem Akbank çalışanları olarak binin üzerinde gönüllümüz var ama daha da farklı biz gençlere odaklanıyoruz. Zaten Akbank'ın çok kurumsal benliğinde gençlere yatırım çok fazla. Gençlerin sosyal fayda alanında topluma kazandırılması için de şehirli ihale projesini 8 yıldır devam ediyoruz. Bir yandan da Akbank Lab, Akbank Plus gibi girişimcilik ekosistemine destek vermek için de çok çeşitli çalışmalar oluyor. Bunlar hep dediğimiz gibi yani bir kurumun, cumhuriyetin, finansal gücünün yanında aslında hani daimi olarak bir süre gelmesi için bir herhangi bir kurumun ve cumhuriyetin sosyal kültürel alanlarda yaptıkları yatırımları çok çok önemseyip hepimizin bu yönde destek vermesi için de belki de ilham kaynağı olmaya, liderlik göstermeye çabalıyoruz. Cumhuriyetin yolundan ayrılmıyoruz diyerek böyle bir küçük bir pas vereyim size. Evet. Ufuk Bey, pardon, Murat Bey, Cumhuriyet hakikaten çok önemli. Bir asır süren bir özgürlük, bağımsızlık, vizyonerlik. Tabii bu süreçte marka olmak çok önemli. Ülke markalarında özellikle Akbank önemli bir yer tutuyor. Bu sürdürülebilir marka devamlılığı ve aynı zamanda 100. yıl film brief'i nasıl gelişti? İsterseniz onları biraz konuşalım. Sonra gençliğe verdiğiniz önemle devam ederiz. Keyifler, çok teşekkürler. Bizim için önemli bir sorumluluktu, büyük bir sorumluluktu. Biraz evvel Beril Hanım'ın da söylediği gibi 100 yıllık bir cumhuriyet ve bunun 75 yılında cumhuriyetle beraber büyümüş Akbank markası ve 100. yılı kutlayacak bir brief hakikaten çok büyük bir sorumluluktu. Bu brief'e çalışırken iki tane şey bizim için çok önemliydi Ender Bey. Birincisi aslında 100 yıllık bir cumhuriyet ama ilelebette faydar kalmasını istediğimiz bir cumhuriyet. Dedik ki bu 100 yıl gelmişini geçmişini onurlandıralım. Bugünümüze bakalım ama geleceğe doğru da vizyoner bir bakış açısıyla hayal kuralım. O hayallerimizi gerçekleştirmek konusunda cesaret verelim, ümitli olalım. Biz bu minvalde yola çıktık briefimizi yazarken. Dünümüzü, bugünümüzü ama aynı zamanda yarınımızı da şekillendirsin Cumhuriyet ve bu devamlılığı gösterelim istedik. Bir de aslında küçük bir de sembol koyduk belki de o filme. Millet olarak da o birliğimizi, bütünlüğümüzü, bağlılığımızı da o görsel şölende de aslında altını çizmek istedik. Biz aslında biriz, birlikteyiz, bir bütünüz. Bu bağlamda bizim için çok kıymetli bir briefti. Ama bunu yaparken de o hayallerini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmeye devam eden ama önümüzdeki dönemde de bu hayallerine daha da yeni hayaller katıp daha da büyük vizyonlar katmak isteyen ülkeye o içimizdeki ateşi de hissettirmek istedik. O yüzden biz bu filmi kutluyoruz ama burada bu filmin çok önemli bir karakteri, çok önemli bir başrolü de aslında filmin müziği. Burada sevgili Duman grubuna Kaan Tangöze'ye de bir selam gönderelim. Gerçekten o içimizdeki alevi, ateşi yanan o cumhuriyet ateşini hakikaten bize çok iyi hissettirdi. Körükledi yani. Hakikaten körükledi diyebilirim. Aynı zamanda biraz daha detaya inersek, cumhuriyetin devamlılığına baktığınızda bu ülkenin ana damarlarını hep göstermeye çalıştık. Eğitim, teknoloji, altyapı, tarım, bütün bunları o devamlılığı, o vizyonu, o cumhuriyetin bize kattıklarını hep göstermek istedik. Bu manada o birliktelik, o bütünlükle beraber hep dediğim gibi geleceğe de bize ümit versin. Geleceğe de bize cesaret versin hissiyle bu briefi yazdık. Ne mutlu ki aslında film çıktığından beri de görüyorum ki milletimiz de bu hissiyatı paylaşıyor. Bugüne kadar 20 milyonun üzerinde izlendi bu film. Ama benim için daha kıymetlisi... Daha da artar o bence. Kesinlikle. Daha da kıymetlisi Ender Bey her gören 3 kişiden 2 tanesi çevresiyle paylaştı. Demek ki bu güç, bu güven, bu birliktelik, bu vizyon hakikaten hepimizin içinde yanan o ateş hepimizde var. Ve bunu biraz olsun alevlendirebilirsek ne mutlu. Bize çok gururluyuz o açıdan. Evet. Sizin de 30. yılınızdı.
Bu sene öyle bir sene. Bu sene her şeyin önemli olduğu, üst üste geldiği, denk geldiği bir sene. TVW'nin 30. yılı. Zaten Cumhuriyet'in 100. yılı başlı başına bir mesele. Bankanın, Akbank'ın, bankamızın diyeceğim 75. yılı. Ve TVW Akbank işbirliğinin de 10. yılı. Bu uzun ve bence başarılı ve verimli bir işbirliği. TVW'nin de 30. yılı. Yani böyle her şey böyle bir güneş tutulması gibi bir araya geldi, denk geldi. Doğal olarak onun bir genel bir sorumluluğu var. Yani biz bu brief'in başına oturduğumuz zaman bu hepsinin sorumluluğunu bir araya alarak ve bütün anlatılan hikayeleri, Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in önemini, bankanın buradaki konumunu, geleceğe dair gençlere verdiği sözü alt alta dizince aslında hepsini anlatmaya kalkarsanız bir uzun metraj film olabilir. Bizim yaptığımız şey ise onu en kısa haline getirmeye çalışmak. O yüzden biz onu iki kelimeye düşürdük. Ama reklamcılığın zaten şiiri de o. Aynen öyle. Yani çok zor. Bir de tabii şeye hak verirsiniz. Neredeyse Türk reklamcılığının Super Bowl'u gibi bir dönem. Özel günler ve özellikle Cumhuriyet ve tabii ki 100. yılı. O yüzden hani kuşakta yüksek yoğunluklu bir rekabet olacak. Onun da farkındaydık. Biz bu hikayeyi, bu uzun hikayeyi iki kelimeye düşürebilir miyiz dedik. Ayrılamam yolundan, Belli Hanım'ın söylediği gibi. O çok anahtar bir şey. Çünkü şarkı, melodi bizi zaten alıp bir yere götürüyor. Fakat bir söz var içinde. Ayrılamam yolundan diye bir söz veriyorsunuz. Cumhuriyete bu sözü vermek, Türkiye ile birlikte, banka ile birlikte bu sözü vermek bir kere tek büyük bir duyguya yatırım yapıyor. Hepimizin şu an içinde olan, burasında duran ama söyleyemediği bir şey. Ayrılmayacağım sözünü vermek. Aslında melodiyle beraber bizim temelde fikrin özüne koyduğumuz şey bir söz veriyoruz. 100 yıldır gelen bu meşaleyi geleceğe taşıyacağız sözü. Bunu görsel olarak nasıl yaparız? Biz fikri konuştuğumuzda da onun üzerine bayağı tartıştık. Görsel olarak daha etkili ve yalın hali nasıl olur dedik. Tabi orada birine söz verdiğiniz zaman onun gözünün içine bakmak istersiniz ya söz verdiğiniz insana. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün de onunla beraber Cumhuriyeti bugüne getiren insanların da gözünün içine bakmak fikrine geldik o sözü vermek için. Çok çok basit bir yani görsel numara. Atatürk öyle bir adam ki o yoklukta batılılaşma, sanayileşme, harf devrimi gibi birçok devrimle bu ülkeyi ileri taşımanın hayalini vermiş zaten. Kesinlikle öyle. Yani biz de tabii ki önce banka olarak ve tabii ki Türkiye olarak bu film bence belki katılırsınız bankayı da aştı. Böyle bir cumhuriyet sevgisinin bir sembolü haline geldi. Onun sebebi de o. Yani görsel fikrindeki işçiliği zor ama uygulamasındaki basit fikir o cumhuriyetin gözüne bakarak, Atatürk'ün gözüne bakarak o sözü vermekti. Bu kadar basitleştirince o bütün anlatılacak hikayeyi ve duyguyu da bu kadar sağlam bir yere temellendirince karşılığını buluyor. Yani bizim için karşılığı neydi? Çok uzun zamandır da belki yaşamadığımız çok şey önemli bir kriterdir. WhatsApp gruplarına düşebilmek. Bence viralitenin akraba gruplarına düşebilmek belki viralitenin karşılığıydı. Bana benim akraba gruplarımdan filmin geri geldi. O bumerang etkisi bence önemli. Hatta yani geçen bir influencer, yabancı bir influencer bizim filmimizi izleyip ona bir tepki videosu çekmiş. O tek başına 2,5 milyondan fazla izlendi. Biz henüz medya olarak en azından bütün kurşunlarımızı harcamadık. Neredeyse ihtiyaç bırakmadı. Bu da demek oluyor ki vermek istediğimiz o duyguyu sağlam, iyi bir şekilde, basit bir şekilde verebildik. O yüzden herhalde bizim de hiç unutmayacağımız, gurur duyacağımız bir iş ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu güzel filmi izleyelim. 20 milyonu ikiye katlayalım. Umut'cum sendeyiz. Aşkım gönül ister hissedelim derinde hayal mi bilemem ben giderim peşin. Yeah.
Vallahi tüylerim diken diken oldu. Bizim de her seferinde. Kesinlikle paylaşacağım yani. şey çok dikkatimi çekti. Filmdeki teknik örtüşme çok iyi. Bunun sırrı ne? Bunun sırrı, biz bu brief'i neredeyse bir senedir çalışıyoruz. Herhalde Cumhuriyet Bayramı'ndan bir ay önce de çıkmayı başardık. Bu bizim için reklamcılık şeyinde mesaisinde iyi bir başarı. Çok uzun zaman hazırlanmak, erkenden bu kararı almak ve tabii ki iyi işbirlikleri de bizi buraya getirdi. Filmi tabii ona da bir parantez açmak lazım. ITV'yi evet. Görecekti. Çok kusursuz bir işçilik yaptı. Birinci ve en önemli kısmı büyük bir arşiv taramasından geçtik. Atatürk'ü bulabildiğimiz kadar önemli, belki biraz da az gördüğümüz ama bu sadece bir Mustafa Kemal Atatürk filmi değil, bu Cumhuriyet filmi. Doğal olarak tabii. Cumhuriyet'in ilk adımlarının atıldığı zamanlarda nerelere dokunuyoruz kısımların üzerine büyük bir arşiv araştırması birinci kısmı. İkincisi de kusursuz bir işçilikte onları tamamlayacak planları çekmekti. Orası uzun sürdü. Film çekimleri de 3 gün kadar sürdü. Ama bence getirdiğimiz nokta itibariyle gayet güzel, temiz, hepimizin içine sinen bir iş çıktı. Elinize yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Şimdi diğer reklamlara baktığımızda büyük bir gençliğe yatırım görüyoruz. Kampanyalar devam edecek mi? Nasıl sürecek? Gençlikle aranız nasıl? Aslında 100. yıl bu anlamda çok önemli de bir mihenk taşı gençliği konuşmak için. Çünkü 100 yıl geçti gururla, mutlulukla. Ama şimdi yepyeni bir 100 yıl başlıyor. Ve bu anlamda bu sene böyle bir filmle yeni yüzyıla başlamak da bir anlamda bizim için çok keyifli. Neden? Çünkü bu yeni yüzyıl, Ender Bey takdir edersiniz, daha da dijital, daha da teknolojik, daha da esnek, daha da sürdürülebilir, daha birçok daha sayabilirsiniz. Ve biz bu ülkenin hayallerinin yanında olarak ülkeyi yeni yüzyıla da hazırlamak gibi bir borcumuz var. Peki bu yüzyıla bizi taşıyacak olanlar kimler? Tabii ki çocuklarla gençler. Biz de zaten biraz iltimas geçtik bu filmde. Filmde izledikçe görüyorsunuz. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha fazla yer vermek istedik. Çünkü gençlerin yeni yüzyılda çok önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bizler de banka olarak aslında sadece iletişim çalışmalarımızda da değil, uzun süredir gerek finansal, gerek iletişimsel, gerek etkileşimsel birçok çalışmalarımızda gençlerin ihtiyaçlarını, içgörülerini, beklentilerini, umutlarını takip edip onlara uygun, onları destekleyecek, onların hayallerini gerçekleştirecek ürünler, hizmetler, programlar sunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda bizim açımızdan gençlik uzun zamandır ajandamızda çok önemli bir yer tutmaya devam ediyordu. Ama önümüzdeki dönemde daha da fazla belki yer tutmaya devam edecek. Birazdan detayları da konuşuruz ama işte finansal okuryazarlıktan tutun. Çok zamanımız gelişme. Yok. Son bir dakika. Onu da Beril Hanım'la bitireceğim. Lütfen. Belki hatta direkt sözü alıp şöyle devam edebiliriz. Yani Murat'a teşekkür ediyorum. Bu dönemde tabii Cumhuriyetimizin bu son senesinde tabii deprem tarafında da çok ciddi bir darbe aldık hepimiz. Ve burada da büyük bir sorumluluk hissiyatıyla gençlere o tarafta da neler yapabiliriz? Yani oradaki finansal gelişim için, insanların ekonomiye tekrar geri dönmeleri için elbette ki destek paketleri oldu. Bağış fonları oluşturuldu, işte bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olması için birçok şeyler yapıldı ama hani gençlere yönelik en önemli projemiz bence Toplum Gönülleri Derneği ile Güzel Yarınlar Hareketi diye bir proje başlattık. Eylül ayında başladı, bir sene devam edecek, sonrasının da devamını geleceğini düşünüyorum. Deprem bölgesinde etkilenen 5 ilimizde. Orada Toplum Gönülleri Derneği ve Akbank'ın uzmanlarıyla sanat alanında, teknoloji alanında ve psikolojik destek alanında çok çeşitli atölyeler yapılıyor. Ve burada tabii ki gençlerin ayağa kalkması, toplumun tekrar bir yere kalkması için çok önemli. Daha önce de bahsettiğim gibi toplumun gelişmesi ve tekrar kendine gelebilmesi için ekonomik tarafın yanında sosyal ve kültürel gelişime çok önem verdiğimizin tekrar altını çizmek istiyorum. O yüzden de bu tür projelerin çok değerli katkıları olacağına, tekrar toplumu ayağa kaldırma alanında faydası olacağına inanıyorum.
hem teknoloji, girişimcilik, inovasyon, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çok önemli konularda eğitimler veriyoruz. Fotoğrafçılık gibi atölyelerle onlara hani kendi belki de farklı alanlarını geliştirebilecek atölyeler yapıyoruz. Ve gençlerimizi de bu arada şehrin ihal projesindeki gençlerimizi sosyal fayda sağlamak üzere o tarafa deprem bölgesine bu sene yönlendirdik. Ve böyle güzel bir projeye de imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Siz de çok öyle. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Mutlu, sağlıklı hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.